Kayseri'den herkese selamlar. İlk durağımız Kayseri'de Erciyes oldu ve Kayseri'de tabii ki ilk geldiğim yer Hülya'nın yanı oldu. Çok hoş geldin. Hoş bulduk. Hülya Kayseri'ye atandı. Burada beden eğitimi öğretmeni. İlk misafirleri biziz. Gittiğimiz her yerde de mutlaka bir karşılaşıyoruz ama. Evet. Ve Kayseri'yi gezmeye çıktık. Şimdi ilk durağımız Erciyes'e geldik. Biraz buraları dolaşacağız. Şu an Kasım ayındayız. Kar bu kadar yağmış. Şu an tabii kayak falan yapılmıyor. Burada telesiyeçler var. Telesiyeçlerle 3000 metreye kadar çıkabiliyorsunuz. Kayseri Erciyes Dağı Türkiye'nin en büyük 4. dağı olma potansiyeline sahip. Hülya'mız geçen haftalarda Erciyes zirve yaptı. Anlatsana biraz, nasıldı? Çok güzel. Mutlaka buraya gelen herkesin çıkabileceği bir şey. Birazcık yürümede dayanıklılık konusunda sıkıntı çekenler olursa da bir gün kamp yapıp işte o rakıma alışıp ikinci gün zirve yapıyorlar. Biz bir kere de çıktık. İniş için de şeytan rotasını kullandık. Tekrar geldiğiniz yönden inebiliyorsunuz aşağıya doğru. Böyle bir günde tamamladık yani. Toplam bir gün sürüyor ama çıkmak, evet. Değil mi? Siz geceden mi çıkmıştınız? Biz gün doğmadan önce çıktık. Gün doğumuna yetişelim diye. 4 gibi çıktık. İşte gün doğumunda biraz oyalandık. Ondan sonra yine belli yerlerde mola vererek devam ettik. Kamp yapmadığımız için biraz dinlendik. İnişte de ya normalde eğer kamp yapacaksanız tek seferde çıkacak olsanız bile 4,5-5 saatte çıkabilirsiniz. Rota peki o kadar zorlu bir rota değil herhalde. Yok, değil çok mi? Zorlu değil ya. Ha. Beraber de çıkacak mıyız? Tabii şu an karlı olduğu için çıkamayız. Bayağı bir tehlikeli ama yaz ayında tekrardan gelip bir Erciyes zirve yapmayı düşünüyorum ben de. Arkadaşlar burada gördüğünüz çeşmeler Erciyes Dağı'ndan geliyor. Biz de şimdi burada bir mola verip bu suyu bir tadalım istedik. Buz gibi yalnız, çok güzel. Melisa bir iç bakalım. Lıkır lıkır. Bir tanesi ya. Güzel değil mi? Dişim dondu. Kapızbaşı'na doğru gidiyoruz. Giderken yolda mola verdik. Yol boyunca o kadar güzel bir nehir var ki biz de arabadan indik. Biraz buralarda yürüyüş yapıp ondan sonra Kapızbaşı şelalelerine doğru gideceğiz. Ya şuranın güzelliğine bakın. Hülya bizi mağaranın içine doğru götürüyor.
Dağlar Milli Parkı Kapızbaşı Şelalelerine doğru geldik. O tarafa doğru ilerliyoruz. Kapızbaşı Şelalelerine geldik. Şimdi burası Kayseri'nin Yahyalı ilçesine bağlı. Yahyalı merkezden de yaklaşık 50-60 kilometre uzaklıkta. Toplam 8 tane şelale bulunuyor. Bunların 6 tanesi bu şekilde büyük. Diğerleri ileri taraflarda. Dünyanın da en büyük ikinci şelalesi olduğu söylenmekte. Ne kadar doğru bunu bilmiyorum. Şimdi ileriki şelalelere doğru da gideceğiz. Asıl en sevdiğim şelaleye geldik. Burası Elif Şelalesi olarak biliniyor. Muhteşem bir ambiyansı, atmosferi var. Buraya benim 4. gelişim. Daha önce burada da kamp da yapmıştım ama gelmelere doyamıyorum. Bu yıl tekrardan Kayseri'ye gelmişken buraya da tekrar gelmek istedim. İyi ki de gelmişim. Şu an karşımda mükemmel bir manzara var. Burada şelaleye daha yakından yürümek için merdiven alanları yapmışlar. Şimdi biz de şelalenin dibine doğru gidelim hep beraber. Merhaba abla. Buradan şöyle devam edelim. Karşınızda Kapızbaşı'nın en büyük şelalesi olan Elif Şelalesi. Kayseri'de birinci günümüzü de Kapızbaşı şelalelerinde bitiriyoruz. Buranın atmosferi, enerjisi çok farklı. Mutlaka Kayseri'ye yolunuz düşerse Kapızbaşı şelalelerinde uğramayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kayseri'ye gelmişiz. Mantı yemeden gider miyiz? Tabii ki gitmeyiz. Bakalım Kayseri mantısını. Suluymuş bu arada buranın mantısı. Ben bilmiyordum sulu olduğunu. Şimdi bir tadına bakalım. Sen de baksana tadına bebişim. Tamam şimdi bak. Ay yerim seni. Döktün mü? Döktüm. Bu da Çerkez mantısıymış. Patatesli. Patatesli oluyormuş. Bu sarımsak közleme. Bu da yağlama mıydı? Bu da yağlamaymış arkadaşlar. Hadi bize afiyet olsun. Gelin beraber olsun.